Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da bulunan 1961 yılında yapılan anlaşmayla göç eden vatandaşlarımızın her birinin malumunuz olduğu üzere ayrı bir hikayesi var. Başarı hikayeleri çok sayıda var. Hüzünlü hikayeler çok sayıda var. Vatandaşlarımız pek çoğu değerli izleyicilerimiz 1961'de yapılan anlaşmayla Almanya'ya gelip bir ev parası ya da bir traktör parası biriktirebilmek için umutlarını Türkiye'den Almanya'ya taşıdılar. Bu insanların hemen hemen hepsinin bir dileği vardı. Para kazanıp bir şekilde tekrar memlekete dönmekte Ancak hayat şartları, özellikle de ekonomik nedenler bunlara müsaade etmedi. Ve insanlar kaldılar. Çocukları, torunları artık 3. 4. nesil diyebileceğimiz insanlarımız artık Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da ya da diğer ülkelerde Artık geriye dönen insan sayımız gerçekten çok ama çok azaldı. İletişimin, haberleşmenin, ulaşımın kolaylaşmasıyla, gelişmesiyle beraber de artık dönecek olan insanların gidip birkaç ay dönüp sonradan tekrardan geri geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Şimdi size biz bu ekrandan zaman zaman başarılı olan iş insanlarımızı, başarılı olan vatandaşlarımızı, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı ya da dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımızı tanıtıyoruz. Bununla ilgili olarak 34 yıl önce Bingöl'den kalkıp Bingöl'ün Güzeldere köyünden kalkıp Almanya'ya inşaatçı olarak gelen şimdi ise Almanya'nın en önemli iskele evet iskele tüccarlarından, üskele iş insanlarından bir tanesi olan sevgili Ali Tokuş Bey'i anlatacağım. Ali Bey 34 yıl önce memleketi olan Bingöl'den çıkıyor ve Almanya'ya geliyor. Köln'de yaşıyor şu anda. Bir iskele firmasının sahibi Ali Tokuş. 1987 yılında Almanya'ya abisinin yanına geliyor. Gelince abisinin yanında iskele işlerinde, inşaat işlerinde çalışıyor. Daha sonra süt satıyor. Arada iskele işinde çalışmaya devam ediyor. 1996'da diğer abisi olan Ramazan'la birlikte bir iskele firması kuruyorlar. Taşeronlardan iş almaya başlıyorlar. Bir Alman firmasının sahibi o dönemde kendisine şunu söylemiş. İyi bir elemansın ama iş veren olamazsın diyor. İyi bir elemansın ama iş veren olamazsın diyor. Bunun üzerine Ali Tokuş bunu adeta bir gurur meselesi haline getiriyor ve daha çok çalışmaya başlıyor ve şunları anlatıyor bakın. Başlarda 5-10 metre iskele malzemesi hayali kurduğunu ancak bugünlerde 600 bin metrekarelik malzemesinin olduğunu söylüyor. Biliyorsunuz bilmeyenler için söylüyorum iskele inşaatlar yapılırken içeriden ya da dışarıdan e, kaplama için dışarı mekanlarda çalışması için kurulan o demir iskeletlere basitçe anlatıyorum. İskele deniyor Şu anda 600 bin metrekarelik iskelemiz var diyor. Kuzeyren Vesfalya eyaletindeki en büyük iskele firmalarına rakip olduk. Eskiden bizi dikkate almayan firmalar artık rakipleri konusunda daha dikkatli. Pek çok milletten 60 çalışanımız var. Şimdi taşeron firmalara da iş veriyoruz. Acemilik döneminde çok para kaybettik. Bu da bize büyük tecrübe kazandırdı. Mimarlık ve mühendislik firmalarıyla çalışıyoruz diyor. Almanya'ya gelirken Türkiye'de bir daire, bir bakkal ve 3 yıl sonra da dönmeyi hayal ettiğini ifade ediyor Ali Bey. Ve devam ediyor şunları söylüyor. Firmayı kurduktan sonra 6 yılda hedeflediğimiz yere sadece 3 yılda geldik. Şu anda devlet ve özel sektörlerin işlerini yapıyoruz. Artık geri dönme düşüncesinden de uzaklaştık. Bingöl, Güzeldere köyünde fakir bir aileydik. O günleri de unutmadım. Bugün durumu iyi olmayan insanlara imkanlar dahilinde elimizden geldiği kadar da destek oluyoruz diyor. Evet. Bingöl'ün Güzeldere köyünden Köln'e uzanan bir hayat hikayesi. Bakın para mara bunlar aslında ikinci planda. İnsanlarımızın neleri başarabileceğine Ali Bey ve ailesi bir örnek. Nereden nereye? Bizim insanlarımız... Almanya'ya geldiğinde tek bir amacı vardı. O da para kazanıp dönmek. Başka bir amaç yoktu zaten. Kalmak, kalıcı olmak gibi bir durum asla söz konusu değildi. O trenlere binip giden insanlarımızın, büyüklerimizin tek bir amacı vardı. İşte bu. Şimdi görüyoruz ki Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın dünyanın pek çok yerinde insanlarımız çok başarılı işler yapıyorlar. Bakın aşıyı Profesör Doktor Uğur Şahin buldu Almanya'da. Daha pek çok bilim insanımız var. Daha pek çok böyle iş insanımız var. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Allah işlerini, güçlerini rast getirsin. Bu insanlarımızın sayısı çoğalsın ki diğer insanlarımıza da yardımcı olsunlar, kol kanat gersinler. Tebrik ediyorum ben de Ali Bey'i ve ailesini. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da yaşayan Stefan Thomas adlı bir bilgisayar yazılımcısının başına gelen olayı şimdi sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz bu kripto paralar, bitcoin, altcoin vesaire gibi paralar şu anda dünyada çok revaçta. Türkiye'de bir bitcoin'in fiyatı yaklaşık 250 bin lira civarında bir tanesinin fiyatı. Bundan 10 yıl önce sadece birkaç dolardı. İşte Almanya'da yaşayan bilgisayar programcısı Stefan Thomas bu Bitcoin'leri 10 yıl önce sadece birkaç dolardan aldı. Şu anki almış olduğu bu Bitcoin'lerin değeri yaklaşık 220 milyon euro. Evet, korkunç bir rakam. Ancak gelin görün ki şu anda Stefan bu paralarına ulaşamıyor. Neden ulaşamıyor? Bunu da hemen sizlerle paylaşmaya çalışayım. Şimdi değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Bitcoin'ler sadece sanal para. İstediğiniz zaman bunları satabiliyorsunuz ve o parayı nakite çevirebiliyorsunuz. Euro'ya, dolara, TL'ye ne isterseniz ona çevirebiliyorsunuz. Ancak bir şifre ile bu paranıza ulaşabiliyorsunuz. Yani internete giriyorsunuz. O sistemde şifrenizi girmeniz gerekiyor. Eğer şifreyi giremezseniz o sisteme o paralara hiçbir şekilde ulaşamıyorsunuz. Ve eğer şifreyi de unuttuysanız sadece 10 sefer deneme hakkınız var. 10 seferden sonra eğer 10 sefer yanlış eğer 10 sefer yanlış girerseniz bir daha o paralara ulaşamıyorsunuz ve sonsuza kadar o para artık sahipsiz bir şekilde kalıyor. İşte Stefan Thomas da 8 kez şifresini yanlış girdi ve şifresini Hala hatırlamıyor. Sadece iki hakkı kaldı. Yaklaşık 220 milyon euro şu anda havada değerli izleyicilerimiz. Yeri gelmişken bu sanal paralarla ilgili şunu açık bir şekilde söylemem gerekiyor. Bakın değerli izleyicilerimiz, bu sanal paralar hiç güvenli değil. Onu size net olarak söyleyebilirim. Şu anda fiyatları çok yüksek de olsa önümüzdeki yıllarda bu Bitcoin gibi pek çok sanal para ortadan kaldırılacak. Çünkü devletlerin ekonomisini etkilemeye başladığında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere buna müdahale edecekler. Onlar kendi sanal paralarını çıkartacaklar ve rekabet ortamı oluşturarak bu Bitcoin'de bilmem neydi bunların hepsini yok edecekler. Çok değil sadece 5 ya da 10 yıl sonra bu söylediklerimin gerçekleşmiş olduğunu göreceksiniz. O nedenle kısa vadede belki bir yatırım yapmak isteyen olabilir alsat gibi ama uzun vadede ben kesinlikle böyle bir şeye para yatırmam. Bunu da doğru bulmuyorum değerli izleyicilerimiz. Tabii ben yatırım uzmanı falan değilim. Tavsiyede de bulunmam bu konularla ilgili. Ama yeni dünya düzeni dediğimiz şey çoktan başladı. O yeni dünya düzeninin içerisinde yer alan bu bitcoinlerle ilgili de çok müspet yönde haberler almıyoruz. Bunlarla ilgili de dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum.